Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti özellikle son dönemde yerli ve milli teknoloji hamlesiyle beraber savunma sanayi alanında büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen bu atılımların en büyükleri ise silahlı insansız hava araçları sektöründen gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Baykar Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ortaya çıkmış ve ilk uçuşunu kısa süre içerisinde gerçekleştirmişti. Bayraktar Kızıl Elma'nın ortaya çıkışından kısa bir süre sonra ise TUSAŞ tarafından da bir insansız savaş uçağı geliştirildiği bilgisi kamuoyuna sunulmuştu. Dikkatler bir anda TUSAŞ tarafına dönmüş durumdayken, herkes aylardır merakla Anka 3 adı verilen bu yeni platformu merak ediyordu. Dün 18 Mart'ın anlam ve önemini taçlandırır nitelikte bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, resmi Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Türkiye yüzyılında milletimize olan sözümüzü tuttuk. Milli Muharip Uçak ve Hürjet taksi yaptı. Atak 2 yakında motor çalıştıracak. Anka 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz ifadelerini kullanan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil. Bu paylaşımla beraber TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmalarına devam edilen Anka 3 insansız savaş uçağı platformunun da ilk görüntüsünü resmen paylaşmış oldu. Yaptığı açıklamayla Milli Muharip Uçağı'nda taksi testini gerçekleştirmiş olduğunu, bunun haricinde Anka 3'ün de ilk uçuşa hazırlandığını aktarırken, daha öncesinde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık, uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor. Yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için Anka 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz. Çok büyük kazanım var. Ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye'ye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı? İnsanı vardı. İnsan kazandık ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamalardan da anlayacağımız üzere Anka 3'ün ilk uçuşu için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Temel Kotil'in zikretmiş olduğu Mart ya da Nisan olur ifadesi, Anka 3'ün bu ay sonuna kadar ya da önümüzdeki ay sonuna kadar ilk uçuşunu gerçekleştireceği anlamını taşıyor. 2023'ün müthiş bir yıl olacağını biliyorduk. Fakat bu kadar büyük gelişmelerin bu şekilde peş peşe geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Türkiye 2023 yılına girdiğinden beri tüm dünyaya ne gibi şeyleri başarabileceğini gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. İlk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma, taksi testlerini gerçekleştiren Milli Muharip Uçak ve ilk uçuşuna sayılı günler kalan Anka 3 platformları, Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazmaya hazırlanıyor. Birçok ülke daha ilk 6. nesil insansız savaş uçağını geliştiremezken, Türkiye'nin aynı anda iki farklı 6. nesil insansız savaş uçağı projesi yürütmesi tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor haliyle. Geçtiğimiz 20 yılda Türkiye özellikle savunma sanayi alanında sürekli ezber bozarak ve karşısına çıkarılan her türlü engeli aşarak ilerledi. Artık tamamen yerli ve milli imkanlarımızla geliştirebildiğimiz yüzlerce projemiz bulunuyor. Bize uyguladıkları ambargolarla başarıya ulaşamayan ülkeler,
Şimdi ise derin bir pişmanlık içerisinde kendi elleriyle yarattıkları süper gücü izlemeye başladı. Türkiye dışarıdan alamadığı parçaları inat etti ve yerli bir şekilde geliştirmeyi başardı. Bu şekilde hem yerli üretimimiz artmış oldu hem de nitelikli bir insan gücümüz oluştu. Türk mühendisleri artık tüm dünyaya başaramayacağı hiçbir şey olmadığını kanıtlamış durumda. ANKA silahlı insansız hava aracı platformumuz üzerinden geliştirme çalışmaları yürütülen ANKA 3 jet motorlu insansız hava aracı projesinin kuyruk bölümünde herhangi bir dikey veya yatay stabilizatör bulunmaması ve silah istasyonunu tamamen gövde içine gömülü bir şekilde barındırması sayesinde oldukça düşük bir radar izine sahip olacağı düşünülüyor. Zaten tasarım olarak baktığımızda dünyada hayalet uçak olarak isimlendirilen platformlarla aynı şekilde kuyruksuz ve üçgen bir tasarıma sahip. ANKA 3, 7 tona kadar ulaşabilen kalkış ağırlığıyla beraber yaklaşık 0.7 Mach sürate, yani saatte 800 km gibi muazzam bir hıza ulaşabiliyor. Gövde içi silah istasyonunun yanı sıra kanat altı mühimmat istasyonlarıyla beraber oldukça yüksek bir faydalı yük taşıma kapasitesine ulaşabilen TUSAŞ ANKA 3 platformu, Türkiye'nin 6. nesil silahlı insansız savaş uçakları alanında ulaşmış olduğu noktayı göstermesi açısından da oldukça kıymetli bir yere sahip diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.